Evet arkadaşlar, bugün şöyle bir sürpriz olayla karşılaştık. Şöyle şunların yanına gireyim. Pek bugün hava kapalı olduğu için ışık net değil. Bunlardan iki tanesi yumurtaya başlamış. Hangisi başladı acaba? De şu köşedeki sıplaş böyle tavuk gibi duruyor. Gerçi hepsi bir ayar. İbiklerinin rengini falan görüyorsunuz. Ama şu en arkadaki sıplaş tavuğu görüyorsunuz. Hareketleri falan ağırlamış, duruşu değişmiş. Yani artık ben oldum diyor. Bak mesela bunun kuyruğuna bakın. Bu stres yaptığında, korktuğunda dikiyor. Ötekininki hep dikik artık. Horozlarda da böyle mesela. Artık horoz olup ötüp eşlemeye başladığı zaman kuyruklar hep havada geziyor. Biri de bilmiyorum ötekinin hangisi olduğunu. Ama şu balta ibikli olabilir. Yeni karar aldım. Artık bunun üstüne bir ağ gibi bir şey araştıracağım. Bunların üstüne koyacağım. Artık sıplaş tavukları da horozun yanına koyacağım. Şu an koysam zaten oradan oraya zaten horoz kovaladı ne o? Horoz bunları kovalayacağı için dışarı hemen atlayacaklar. Onun için biraz bekliyoruz. Şöyle yumurtalara görelim. Yumurtalar da gayet güzel. Küçük değil, orta boy. Daha ilk yumurtalar olmalarına rağmen kan yoktu diyecektim. Hafif şurada kan var. Toprağın içine yumurtladıkları için tabii. Şuralarda falan herhalde kan vardı. Toprakta şey oldu. Pislenmiş yani. Maşallah. Geçen seneki GSG'lerimiz de böyle kocaman yumurtaya başlamıştı. Bazı arkadaşların yumurtaları ceviz kadar oluyor. Kılavuz olmalarına rağmen iyi yumurta yumurtlamışlar yani. Boyutları güzel. Yumurta varsa şurada, babam götürmediyse. Aynen var. Şöyle şu ikisini şuraya bırakayım. Şöyle bu da normal bir yumurta. Ortasına koydum normal yumurtayı. Görüyorsunuz farkı. Fark yok gibi neredeyse. Maşallah. Nazarda değirmeyelim. Yumurta ne kadar böyle büyük, güzel olursa çıkan civcivler de o kadar iyi oluyor. Yani bir ay sonra ben bunları gönül rahatlığına kendim atabilirim. İlk defa burası da bayağı, burada cam olmadığı için şuradaki gibi, burası bayağı karanlık. İlk defa horozu yavaş yavaş tavuklara yanlarken gördüm. Maşallah, o da artık horoz olacak herhalde. Yani işte bunların hepsinin böyle bir ayarı var. Bak bu da yavaş yavaş görüyorsunuz. Kuyruğu yukarı dikmeye başlıyor. Bir de horoz olduğunda göreceksiniz. Yani her tavukta, her horozda o şekilde olmaz ama yani bu Wyandot ırkında eşlemeye başlayınca kuyruğu yukarı diker. Bir de bu form diyorlar bunu arkadaşlar. Bu yani Wyandot ırkında bazısı dikmez. Irkına, özelliğine, işte fiyatlar da bunu belirliyor. Mesela kuyruk yapısıdır, ibik yapısıdır. Yavaş yavaş bugün çadırın içini göstereyim. Burada arkadaşlar ayıramadık. 4 tane GSG kalmış. Bakalım tüy yüme sorunu nasıl olacak? Artık arka sırtındaki tüyleri kuyruklarını kapattığı için belki yeme işi azalır. Yani tavuk, yani civciv tüyüyken çok yiyorlar. Tavuk tüyü olduğunda zaten büyük ihtimalle kesecekler ama çıkması lazım. Çıkmadan yerlerse ayrı.
Biri buradan kaçak yapmış öteki tarafa. O da ışık şu taraftan geliyor. Biz bu tarafa geçelim. Maşallah. Bunlar da iyi büyüdükleri için. Ben bir videoyu durdurayım. Oh, yoruldum. Kazlar dışarıdaydı. Çok fena bağırıyordu. Ben de dedim bir şey kaptı. Bakın. İşte bu şekilde uçuyorlar. Babam başka tarlaya uçmuş. Babam tutmuş. Koşarak gittim ben de bir şey kazları götürüyor diye. Evet arkadaşlar, dediğim gibi buradaki bir tanesi yan taraftan geçme, ama bunlar da maşallah onlardan bir ay küçük olmalarına rağmen eşit gibi. Artık o geçeni ayırt edemiyoruz. Anlaşıyorlar. Ben de ondan ellemedim, duruyor dursun. Şimdi buradan bir tane civcivi atsak öteki tarafa, onu ayıracaklar, gene dövecekler. Onun için bırakın dursun kendi kendine burada. Şöyle lahana yaprağı kopardık, verdik. Görüyorsunuz. O da ağzına tüy almış. Ötekiler de ağzında bir şey var diye onu kovalıyor. Maşallah buradakiler de yani bayağı büyüdü ama kuyrukları olmadıkları için daha büyüklüklerini belli edemiyorlar. Kuyruk olsa iki kat gözükecek. Şöyle zaten tipinden, top gibi olduğundan büyüklükleri belli oluyor arkadaşlar. Gene kamera farklı, gözde görmek ayrı. Bu aralar bir dahaki haftaya artık vitamin desteği vermeyi düşünüyorum. Tavuklar daha, mesela şu falan daha tüye girmemiş ama burada da karanlık olduğu için, bak mesela şu falan altından güzel sağlam tüyler çıkartıyor. Bak görüyorsunuz, yeni çıkan tüyleri ne kadar canlı parlak. Eski tüyleri eskidi artık iyice. Babam yumurtaları almış olabilir. Ben dışarıdakilere su verirken o burada yem falan veriyordu. Haber. Şöyle. Yani artık bu saatten sonra çadırın içinde olduğu için bu şekilde mi olacak videolar bilmiyorum. Görüyorsunuz bulanık gibi, ışıktan odaklanıyor, odaklanamıyor gibi. Bunlar da bayağı bir tüye girdi zaten, yerlerden de belli. Bu kümesleri de bir ara temizleyeceğim. Bunlarda da yumurta yok. Bir arada şuraya 4 tane horoz ayırmıştım. Onları da tek tek buralara çıkartıp videosunu çekeceğim, kuyruk değişimlerini. İçeride görünmüyorlar pek. Şu tarafa geçeyim gene. Burada da bir tane tavuğumuz tüye girdi, şu en arkadaki. Diğerlerinde daha hareket yok. Ama horozumuz da Kızılderili gibi 2-3 tane kuyruğu kaldı. Ama alttan, göğsünden falan alttan gelen yeni tüyleri var. Bunlara falan da işte bir ara sularını değiştirirken vitamin desteği yapalım. Tüye kolay girip kolay çıksınlar diye. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olarak bize destek verebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.